Arkadaşlar hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Dubai'de orta derece bir bakkal marketin yanındayım. Burası orta derece. Daha büyüğüne de gideriz. Daha büyüğüne değil ama burası da gayet büyük yani içerisi. Fiyatları size göstereceğim. Çok bir ihtiyacım yok ama belki böyle bir ufak böyle bir şey alabilirim. Fazla deodorant alabilirim. Deodorantım var aslında ama burası inanılmaz sıcak. Dolayısıyla full deodorantla takılıyorsun. Hem size fiyatları göstermek istiyorum. Hem de belki bir ihtiyacım varsa onları alabilirim. Ama insanlara fazla yaklaşmadan maskemi takayım. Evet. Burası market. Bakalım market fiyatlarına. Yes, thank you. Şimdi bunların hepsi Dubai parası. Mesela Türkiye'de olan bir cips. Mesela şu. Vallahi cips, ben bayağıdır cips yemediğim için cips fiyatlarını bilmiyorum açık söyleyeyim. 16,5 dirhem yani çarpı 2 yaparsak Türk parasıyla 30 TL falan yapıyor. 30 TL'den biraz fazla yapıyor bir paket cips. Şöyle ürünlere bakalım. Bak klasik, gerçi dediğim gibi bunları yemiyorum. Klasik Lay's 7,5 dirhem yani 14 TL falan yapıyor ama şimdi 14 TL olarak hesaplamamak lazım. Yani 7,5 lira diye düşün. Sadece burada Türk lirası kullandığın zaman bu kadar oluyor ama dolar veya euro kullanırsan inanılmaz güzel bir ülke aslında bakarsan. Bakım ürünleri var. Bak benim aradığım herhangi bir şey, işte deodorant falan burada olabilir mesela. Neyin fiyatını göstersem size, böyle sürekli Türkiye'de de olan, kullanılan bir şey. Şunlar, şu deodorantlar. Bak, 15 dirhem. Aslında Türkiye ile aşağı yukarı aynı. O da 15 lira. Ama bu Türk parasını kullanacağım için ben, bu bana 30 liraya patlayacak. Tam olarak öyle. Bakım ürünleri falanlar filanlar. Hadi birazcık yürüyelim markette. Bak kahve göstereyim size. 30 dirhem. Aslında ucuz bile biliyor musunuz? Yani bu kahve normalde çok daha pahalı. Yani 10 lira olduğunu düşünürsem bu kahvenin aslında çok daha ucuz. Ama dediğim gibi TL ile çarpı 2 oluyor. Bir daha da onu söylemeyeceğim. Şuradan yürüyelim bakalım işte. 32 dirhem. Sen söyleyeyim diş macunu. Burada yani şunlara ihtiyacı olanların beni izlediğini zannetmiyorum. Sonra bizim bildiğimiz bir şey var. Ayçiçek yağı var. Ama fiyatı benim Türkiye ile aşağı yukarı aynı. Burada special bir şeyler var. Gerçi Türkiye'de de var bunlar. Hatta tam tersi Türkiye'den özel bir şey. Aa bak. Bak fındığın kilosu zaten Türkiye'de de 75 TL'ydi. Burada da 75 dirhem. Fiyatlar çok benziyor. Çok farklı bir Antep fıstığı baksanıza. Çok farklı bir Antep fıstığı. Karışık mix yapmışlar 50 dirhem. Aslında Türkiye'den bile ucuz bak mesela kaju. Kaju inanılmaz ucuz Türkiye'den. 100 TL neredeyse. Badem çok ucuz. Ceviz çok ucuz 30 TL. Ceviz Türkiye'den gerçekten çok fazla ucuz. Peki pahalı olan bir şey. Bak mesela bu normal çiğ badem. Bizim yediğimiz badem. 52 TL olduğunu düşünün. Gayet ucuz. Antep fıstığı biraz normal. Yemişlerden güzel örnekler vardı. Çünkü bizde de sürekli tercih ettiğimiz olduğu için fiyatlarını biliyoruz. Sonra waffle ekmekleri falan var. Bu arada karnım çok şişti ya. Biraz önce kahvaltı yaptım. Meyveleri görüyorsun, dilimlenmiş meyveler koymuşlar. Yumurta. Aynen. Yumurta fiyatları. 30'lu yumurta 10 TL. Yani dirhem 10 dirhem 20 TL. Türkiye ile fiyatlar gerçekten aşağı yukarı aynı. Kuru yemişler biraz ucuz. Ya gerçi kuru yemişler de aynı. TL'ye yaptığın zaman hepsi bir tık pahalı oluyor ama bunu TL olarak düşünürsen, 10 TL olarak düşünürsen gayet ucuz oluyor. Sonra elmanın kilosu. Bak mesela elma pahalı. Çünkü ithal. Bir şey çayna. Bu bilmediğimiz bir meyve bizim.
Bunların hepsini deneyeceğim. Mısır meyvesi, işte mango, avokado. Avokadonun kilosu 15 TL. Salatalık, patates. Şundan mesela bizim ülkede de var. Markası farklı olsa da. Kabak, bildiğin kabak. Dragon meyvesi. Baby patato. Baby patato. Başka ne gösterebilirim size? Pastalara bakalım. Ne küfretti bir arkamdaki. Bak böyle paket kuruyemişler de yapmışlar. Vallahi çoğu şeyi gösterdim size. Bakalım burada neler var. Burada bakım ürünlerine gösterdim sanki. Aynen buraya bir girdik. Yo burası değilmiş orası. Güzel şeyler var ama. Türkiye'den biraz daha farklı güzel şeyler var. Et fiyatlarına bakalım, et fiyatları. Şimdi bu markette sanırım alkol yok. Olabilir, bakarız. Alkol fiyatlarını da göstermek istiyorum ama daha büyük bir markete de gireceğim olacak. Olur büyük ihtimal. Olur, bilmiyorum. Denk gelirse girerim. Şimdilik bu videoyla idare edin. Veya bu videonun altının nelerin fiyatını merak ediyorsanız bana onun fiyatını araştırmamı söylerseniz ben de bir sonraki market ettiğinde onlara dikkat edeyim. Kilosu 33 dirhem. 14 dirhem mesela antikot. Dana et. Yine normalde ucuz ama Türk TL'ye vurduğun TL eşitlediğin zaman pahalı oluyor. İşte o bizim TL'mizle alakalı aslında. Taşlıklar falan Türkiye'de olduğu gibi burada da çok ucuz. Bak burada baya baya küçük küçük porsiyonlar satılıyor. Bizde hayvan gibi porsiyonlar nasıl satayım ben. Bunda jelatini yok zannettim, varmış. Domuz olabilir mi acaba? Domuz değilmiş. Makarna. Bak makarna fiyatı ne kadar? 2 lira. Aynı işte. 2 dirhem. Balıklar baya baya bayatlamışlar ama. Dubai'de yaşayacaksın. Dubai parasıyla maaş alacaksın. Geldi bir çocuk geliştirme yapma. Yapmazsan da benden. Mısır cipsleri, fıstıklar. Arkadaşlar markette ne güzel video çekiyordum. Bir şeyleri daha gösterecektim size. Gerçi her şeyi gösterdim. Daha böyle büyük bir markette de bir video yaparım. Ama birazcık zaman alır. Bununla idare edin şimdilik. Bana video kapattırdı. Geldi yanıma dedi ki işte video çekmeni istemiyorum dedi. Video çekmek işte çok hoş karşılamıyoruz burada dedi. Ama çok tatlı bir dilde söyledi. Çok güzel bir dilde ama yanına da güvenliği almış gelmiş. Güvenliği de almış gelmiş yanına. Hayırdır diyecektim, biz bağcılar çocuğuyuz, alayına gider diyecektim de. Sana baktım, siyahi bir çocuk gerek yok.
Sonra hemen videoyu kapattım. Dedi bana videoyu silmeni gösterir misin falan dedi. Ben de gittim başka bir fotoğraf sildim. Fotoğraf silerken ona gösterdi işte. Sonra son silinenlerdeki hepsini sildim. İnandı gerizekalı. Otele geri geldim. Birazcık otelde dinleneceğim. Ondan sonra neler yaparım bilmiyorum. Dubai'deki fiyatları gördünüz. Türkiye ile aşağı yukarı aynı, aşağı yukarı aynı. Ama sadece görünüş olarak aynı. Dubai'dekiler biraz daha fazla para kazanıyorlar. Dolayısıyla onlar için biraz daha ucuz oluyor. Türk parasıyla burada alışveriş yapacağın zaman aldığın her şeyin fiyatı çarpı 2 oluyor. Yani bizim için çok da güzel bir şey değil. Benim kaldığım otel burası bu arada. Bu arada videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Asansörü de kapatalım. Bak şu an terliyorum, yanıyorum. Şu anda dondum. Buzlu gibi. Bu olay da çok kötü. Her an hasta olabilirsin. Alışman gerekiyor. Bu videoyu kapatıyorum burada artık. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Saçlarımı düzelttim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşürüz. Bir sonraki büyük market alışverişimde hangi ürünleri görmek istiyorsunuz? Bana bu videonun altında yorum olarak yazarsanız, yanlış yere gidiyorum. Yorum olarak yazarsanız ben de size markete gittiğimde özellikle onları çekerim. İyi bakın kendinize. Öpüyorum sizi. Abone olup like atıp beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.